Evet, şimdi artık ikinci aşama dediğimiz yoğurma aşamasına geçeceğiz. Maya ve un ile buluşturacağız. Bir gece bekledikten sonra görüntümüz bu şekilde. Fazla bir değişim yok, sadece tatlar birbirine girdi. Tamamen homojen bir karışım olmuş oldu. Evet, bir gece beklettiğimiz, yaklaşık 10-12 saat beklettiğimiz sebze karışımımız, sebze harcımız bu kıvamda gördüğünüz gibi. Tatları birbirine tamamen karışmıştır. Ve homojen bir hale geldi. Şimdi artık diğer malzemelerimiz, yani artık ekşi mayamızı, unumuzu ve tuzumuzu ilave edeceğiz bugün. Hamuru yoğurma aşamasındayız. Şimdi ekşi maya, 500 gram ekşi maya var burada. 500 ile 600 gram arasında ekşi maya kullanabilirsiniz. Ama eğer ekşi mayanız yok ise eğer, şu şekilde yapacaksınız maya oluşturma aşamasını. 500 gram un ile 1-2 kaşık mayayı karıştırıp bir gece beklettiğinizde bu şekilde bir 500 gramlık maya elde etmiş olursunuz. Amacımız burada 500 gram maya, ama ben ekşi maya kullandığım için daha lezzetli olacak bu. Size de ekşi maya tavsiye ederim. Evet, ekşi mayamızı ilave ettik. 500 ile 600 gram arasında. Çok daha hoş, çok daha güzel lezzet veriyor. Mutlaka bunu bu şekilde yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Doğal sebzeler, taze sebzeler, aynı zamanda da ev yapımı yoğurt, mutlaka bunları kullanmaya çalışın. Mayamızı karıştırdık. Şimdi en önemli aşama bu kısım. Hamuru olabildiğince sert yapacağız. Burada unu hamura yedire yedire biz artık tarhana hamurumuzu oluşturalım. Şöyle bir anda çok değil de unu yedire yedire karıştıracağız. Bu tarhanayı yapmayı biz eğer kademelendirirsek, aşama halinde yaparsak, birinci aşamamız sebzeleri doğrama, küçültme, parçalama ve bir gece bekletme aşaması. İkinci aşamamız bu şekilde un ile mayayı ve o harcımız, sebze harcımızı karıştırma aşaması. Ve üçüncü aşama 7 gün bekletme aşaması olacak. Zaten kolay hazırlanmıyor tarhana, ama yediğiniz zaman şifa kaynağımız. Evet, tekrar döküyorum. Bu şekilde katı bir hamur elde edeceğiz. En az 8 kilogram un gerekiyor buna. Ama yanınızda 10 kilo un bulunsun. Net miktar belli değil, çünkü bu harç ne kadar un alırsa o kadar kullanacaksınız. Bakın, hamurumuz oluşmaya başladı. Tekrar söylüyorum, ben sebzelerin suyunu süzmedim. Evde yaptığımız yoğurdun suyunu süzmedim. Bu sular meyvenin, sebzenin özünü barındırdığı için kesinlikle süzme işine girmedim. Sadece biraz daha fazla un kullanırsınız, daha fazla tarhana elde edersiniz. Ben süzme taraftarı değilim. Zaten saf su, o suyun içindeki saf su buharlaşacak zaten. Sebzenin normal özünü, öz suyunu süzmenin mantığı yok. İstemediğimiz su gidecek. Biz meyvenin, sebzenin öz sularını tarhanadan ayırmayalım. Bakın, bayağı un yedi. Ama bayağı katılaştı. Şimdi devam ediyoruz. Biraz daha hamur kıvamına gelince tuz atacağım. Şu unumuzu da boşaltalım. Tarhana hamurum çok katı olacak demiştim. Unlarım bitse de ben ilave edeceğim bunlara. Bayağı katılaştı şimdi. Artık bunu alalım. Bakın, dediğim gibi olabildiğince sert olacak bu hamur. Una doyuracağız hamuru kısacası. Hala cıvık. Ama kokusu muhteşem. Biz bunu ekşi maya koyduğumuz için bu zaten bayağı kabaracak aynı zamanda. Hem unu parçalayacak, hem içerisindeki sebzeleri paramparça edecek o ekşi maya. Ve böylelikle çok daha güzel bir tarhana elde edeceğiz. Tuzu bu aşamada da atabilirsiniz. Ya hamur yoğurma aşamasının herhangi bir kısmında, herhangi bir anında tuzunuzu ilave edebilirsiniz. Bakın, bu tarhana sıra dışı bir tarhana. Deneyin, vazgeçemeyeceksiniz. Yediğim tarhanalar içerisinde en lezzetlisi bu. Ve o yüzden çekim yapmaya karar verdim. Sizinle de paylaşmak istedik. Bakın, hamurumuz bayağı sert kıvama geldi. Bu aşamada tuz atalım.
Şimdi buna ben yaklaşık 4 kaşık atıyorum. 4. Siz bunu artırıp azaltabilirsiniz. Zaten çorba yaparken de yaparsınız. Tuzunuzu atabilirsiniz. Bakın hamurumuz gayet kıvamda ve sert oldu. Eğer alırsa tekrar un ilave edeceğim. Bakın ele hiç yapışmıyor. Normal bildiğiniz hamurdan daha sert oldu. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın un kalmadı ama biraz yapışkan az bir şey. Tekrar un ilave edeceğim. Tekrar un koyuyorum. Değil mi ya, çok sert olacak hamur. Yiyebildiği kadar un yedireceğim. Zaten 500 gram biliyorsunuz maya koyduk. Bunu hayli hayli zaten icabına bakar. Parçalar bunu, o 500 gram maya. Bakın şöyle. Tekrar. Tekrar. Bakın böyle. Tekrar çekiyorsunuz. Tekrar çekiyoruz. Tekrar alt üst. O yüzden yanınızda mutlaka artı 3-4 kilo un bulunsun. Evet, herhalde bu un yetecek buna. Bunu yedirince bırakacağız gibi gözüküyor. Evet, hamuru bakın bu kıvama geldi. Bayağı unladık. Bayağı katı oldu. Bakın şöyle çekerseniz kolay kolay gelmiyor. Ve bakın ele yapışmıyor. Evet, bu kıvamda olacak unumuz, hamurumuz. Dilerseniz biraz daha ilave edebiliriz. Bunu en az 1 saate yakın bu şekilde karıştıracaksınız. Zaten unun yemesi 1 saati buluyor. Evet. Tarhana hamurumuz her şeyle hazır. Şimdi bunu evimizde sabit bir yere koyacağız. En az kullandığımız bir yere koyacağız. Üstünü kapatacağız ve her gün yaklaşık aynı saatlerde hamuru şöyle alt üst ederek karıştıracağız. Evet, tarhanamız bu şekilde hazır. Sabit bir yere koyuyoruz, üstünü kapatıyoruz.